formülümüzü hatırlayalım. M eşittir M bölü V. Muğla'da denizde yüzen 10 manyak M1 V1 artı M2 V2 M bölü MA bölü V şeklinde de yazabiliriz. KF nasıl iyonlaşır suda? K artı F eksi. Arkadaşlar yeni bir derste daha birlikteyiz. Ben Fatih Hoca. 11. sınıfın 3. ünitesinde 3. bölümdeyiz. Daha evvel molarite konusunu işlemiştik. Derişim birimlerine değinmiştik. Şimdi molarite ile alakalı pekiştirici sorular çözeceğiz arkadaşlar. Soru 1 ile başlayalım. 12 sorumuz var. Bu 12 soru sonunda molariteyi enine boyuna her yönüyle incelemiş olacağız. Birinci sorumuz 4 gram XOH ile hazırlanan 500 mililitrelik çözeltinin derişimi 0,2 molardır diyor arkadaşlar. Ve bununla ilgili öncüller var. Şimdi bir kere X mol kitlesini soruyor. Nasıl bulabiliriz? Formülümüzü hatırlayalım. M eşittir M bölü V. N'i de açarsak M bölü MA bölü V. Arkadaşlar burada molarite verilmiş. Nerede? 0,2 molar. Yerine yazdım. Toplam hacim verilmiş. Çözelti hacmi 500 mililitre. 500 mililitre eşittir 0,5 litredir. Litreye çevirmek zorundayız. 0,5'i yazdım yerine. Çözünen maddenin kütlesi arkadaşlar ne kadar maddenin kütlesi? XOH'ın 4. Ama mol ağırlığını bilmiyoruz. Zaten ilk şıkta onu soruyor. Buradan işlemi yaparsak arkadaşlar 0,2 ile 0,5'i çarpmak demek 0,2'nin yarısını almak demek. 0,1 eşittir 4 bölü MA. MA'yı buradan çekersek 4 bölü 0,1 her iki tarafı 10 ile çarparsak arkadaşlar 40 gram buluruz. Demek ki aradığımız bileşik 40 grammış. Yani XOH'ın mol ağırlığı 40. XOH'ın içerisinde bir X var, bir tane O var, bir tane de H var. O 16 arkadaşlar. H1, X'i bilmiyoruz. O zaman X artı 17 eşittir 40. X eşittir 23. Aradığımız demek ki X'in atom ağırlığı 23 gramdır veya mol kütlesi de diyebiliriz. 23'tür. Yani bir doğru. Çözeltiye su eklenerek hacim 2 katına çıkarılırsa iyon derişimi yarıya iner diyor arkadaşlar. Şimdi burada mantık yürütelim. M eşittir M bölü V'de. Hacim su eklenerek 2 katına çıkarılırsa dikkat edin formülde. Çözünen maddenin mol sayısı sabit. O zaman derişim ne olur arkadaşlar? Yarıya iner. Bu da doğru. Çözeltide 500 mililitre su kullanılmıştır. Bu yanlış. Çünkü biz V'den bahsederken yani 0,5 litre ya da 500 mililitreden bahsederken çözelti hacmi diyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Çözelti hacmi. Bu 500 mililitrenin içerisinde belki de 1 mililitre XOH 499 mililitre su var. Yani su artı XOH 500 mililitredir. Onun için çözeltide 500 mililitre su kullanılmıştır diyemeyiz. 1 ve 2 doğru. D seçeneği diyoruz. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Al2SO43 tuzunun 34.2 gramı ile 500 mililitrelik su çözelti hazırlanıyor. Buna göre ortamdaki Al artı 3 iyon derişimi kaç molardır? Bir kere arkadaşlar Al2SO43'ün suda nasıl çözüldüğünü bulalım. İyonlaşma denklemini yazalım. 2 tane Al var dikkat edin. 3 tane de sülfat iyonu var. Değerlikleri de arkadaşlar çaprazlama yoluyla bulunabilir. Yani 3 artı 3 olarak alüminyumun üzerine 2, eksi 2 olarak sülfat üzerine gelebilir. 2 tane Al artı 3, 3 tane SO4 eksi 2 iyonu çözeltide vardır. Yani çözündüğünde şöyle bir görüntü oluşur madde. Al'den artı 3 her bir Al2SO43 tuzu çözündüğünde 2 tane Al artı 3 iyonu verir. 3 tane de arkadaşlar SO4 eksi 2 iyonu suya verir. Şimdi o zaman bize bu çözeltinin M molar yani derişimi lazım. 2 M molar katsayılarla doğru orantılı olarak 2 M molar Al artı 3 iyonu olacaktır.
3M molar da CO4 eksi 2 iyonu olacaktır. O zaman bize molarite gerekiyor arkadaşlar. Bunu bulduğumuzda Al artı 3 iyon değişimini bulmuş oluruz. M eşittir M bölü MA bölü V. Şimdi çözünen maddenin miktarı ne kadar? 34.2 gram. Mol ağırlığı ne kadar? 342. Çözelti hacmi ne kadar arkadaşlar? 500 mililitre, yani 0,5 litre. 34.2'yi 342'ye bölersek, 342 olsaydı tam bölünürdü. 34.2 342'nin onda biridir arkadaşlar. Yani 0,1 kalır. Alt taraf 0,5. Her iki tarafı onunla çarparsak 1 bölü 5. O da arkadaşlar 0,2 molar bulunur. Bu bulduğumuz çözelti derişimidir. Yani Al2CO43 çözeltisinin derişimi, bu köşeli parantez derişim işaretidir, 0,2 molardır. Ama bize neyi soruyor arkadaşlar? 0,2 seçeneklerde olsaydı düşebilirdik. Neyi soruyor? Al artı 3 iyon derişimini soruyor. Ona da biz ne demiştik? Her m molara karşılık 2 m molar çözünür demiştik. Yani 0,4 molardır. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Kütlece %80'lik 2 molar derişimli X tuzu sulu çözeltisinin yoğunluğu kaç gram bölü mililitredir diyor. Kütlece yüzde, molarite, mol ağırlığı, bunlar bir araya geldiğinde hangi formül aklımıza gelecekti arkadaşlar? Muğla'da, denizde, yüzen, on, manyak formülü. M eşittir D çarpı yüzde çarpı 10 bölü MA formülü aklımıza gelecekti. 2 moları yerine yazıyorum molaritenin. 2 molar eşittir. Yoğunluğunu soruyor bize, D'yi soruyor, bilmiyoruz. Kütlece yüzdesi ne kadar çözeltinin? 80. 10 ile çarpıyoruz, sabit sayı. Mol ağırlığı ne kadar tuzun? 40. 80'i 40'a bölersek arkadaşlar 2 kalır. 2'ler gider. D eşittir 1 bölü 10 olur. O da arkadaşlar 0,1 gram bölü mililitre buluruz. Çözelti yoğunluğu. Yani seçeneklerden D şıkkı doğrudur. Dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. 4 molarlık 10 litre hacimli bir çözeltiden, sulu çözeltiden 0,8 molarlık çözelti elde etmek için kaç litre su eklenmelidir? Formülümüzü hatırlayalım. Su ekleme formülü M1, V1, M2, V2. Su eklendiğinde veya buharlaştırıldığında, yani seyreltme ve derişme sorularında veya deriştirme sorularında bu formülü kullanabiliriz. Yani birinci durumun derişimi çarpı hacmi, ikinci durumun derişimi çarpı hacmi. Birinci durumda 4 molarlık çözelti var, 10 litre çözelti hacmi. İkinci durumda 0,8 molar olmasını istiyor, su eklenmelidir soruyor. Yani onun üzerine ne kadar su eklenmelidir? X. Şimdi arkadaşlar 4 çarpı 10, 40 eşittir 0,8 çarpı 10, 8 artı 0,8x. 8'i bu tarafa atarsak 32 eşittir 0,8x. X eşittir 32 bölü 0,8. Yani 320 bölü 8 olur. 320'yi arkadaşlar 8'e bölersek 40 buluruz. Demek ki 40 litre su ilavesiyle arkadaşlar ancak böyle bir derişim elde edebiliyoruz. Mantıklı mı bakalım? 4 molarlık bir çözeltinin derişimi azaldığına göre arkadaşlar ciddi miktarda su eklenmesi lazım. O da 40 litrelik bir su ilavesidir. Nerede cevabımız? E seçeneği. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda verilen şeker çözeltileri daha büyük bir kaba toplanıp üzerine 100 mililitre saf su ekleniyor. Buna göre oluşan son çözeltideki şeker derişimi kaç molardır diyor arkadaşlar. Daha büyük bir kap düşünelim. Birinci kaptan aktarılan buraya konuyor. İkinci kaptan aktarılan buraya dökülüyor. Üçüncü kaptan aktarılan buraya dökülüyor. Ve bir de arkadaşlar en son ne ekleniyor? Su ekleniyor. Yani 400 mililitre birinciden geliyor. 400 mililitreyi ikinci çözeltiden. 100 mililitre üçüncü çözeltiden. Bir de en son 100 mililitre su ekleniyor arkadaşlar. Şimdi böyle bir karışımın son derişimi nasıl bulunur? Formülümüzde bulabiliriz. Formülümüz neydi? M son, V son, M1, V1 artı M2, V2 artı M3, V3.
Yani 3 tane çözeltiyi karıştırıyoruz. Burada M ve V'ler çözeltinin derişimi ile hacmi. M son, V son. Son çözeltinin derişimi, son hacim. Arkadaşlar bakalım son çözeltinin derişimini istiyor bizden. Son hacim ne kadardır? 400, 400 daha 800, 100 daha 900, 100 daha 1000 mililitre. Litreye çevirmedim. Sağ taraftaki hacimleri de litreye çevirmeyeceğim. Birbirini götürmüş olacak. Birinci çözeltinin derişimi ve hacmi 3 molar, 400 mililitre. İkinci çözeltinin derişimi ve hacmi 4 molar, 400 mililitre. Üçüncü çözeltinin derişimi ve hacmi 2 molar, 100 mililitre. M sonu bulursak arkadaşlar, son çözeltinin derişimini bulursak 3 çarpı 400 1200 artı 4 çarpı 400 1600 2 çarpı 100 200 bölü 1000. 3000 bölü 1000 sıfırlar birbirini götürür. 3 molar buluruz son çözeltimizin derişimini arkadaşlar. Nerede var cevap? D seçeneğinde var. 3 molar. Altıncı sorumuza geldik. Altıncı sorumuz bir toplam iyon derişimi karşılaştırma sorusu. Yukarıda verilen çözeltilerdeki toplam iyon derişimlerinin karşılaştırılması aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi birinci çözeltiyi iyonlaştıralım. NaCl çözeltisini iyonlaştırdığınızda Na artı Cl eksi şeklinde iyonlaştığını görürüz. Katsayılar 1, 1 ve 1. Yani 0,2 molarsa NaCl, 0,2 molar Na artı iyonu verir suya. 0,2 molar Cl eksi iyonu verir suya. Toplam iyon derişimi ne kadar arkadaşlar? 0,4 molar bulunur. İkinci çözeltiye bakalım. Kalsiyum bromür. Kalsiyum bromür su da Ca artı 2, 2 tane Br eksi şeklinde çözülür. Neden 2 tane? Bakın brom 2 tane arkadaşlar. Kalsiyum 1 tane. Bunlar katsayı olarak önlerine gelir biliyorsunuz. Şimdi kalsiyum bromür 0,05 molar. 0,05 molar. Katsayı 1. Kalsiyum artı 2 iyon derişimi de 0,05 molar olur. Ama brom eksi iyon derişimi bunun 2 katı olduğu için 0,1 molar olur. Toplam iyon derişimi ise arkadaşlar 0,15 molar olarak bulunur. Geldik 3. çözeltiye. 0,1 mol AlF3'ün 100 mililitrelik çözeltideki diyor. Derişimi nedir? Önce onu bulmamız lazım. MAlF3 N bölü V. Yani çözünen maddenin mol sayısını yani 0,1 molü 100 mililitre yani 0,1 litreye bölüyoruz. 1 molarlık AlF3 çözeltisi derişimini buluruz. AlF3 nasıl çözünüyor arkadaşlar suda? Al artı 3, 3 tane F eksi şeklinde. AlF3 1 molar. Katsayılardan gidersek yine 1 molarlık Al artı 3 ve 3 molarlık tam 3 katı F eksi iyon derişimi bulunacaktır. Toplam iyon derişimi ne kadar? 4 molar. Karşılaştırmalarımızı yapacak olursak arkadaşlar 3'teki toplam iyon derişiminin 1'den onun da 2'den büyük olduğunu görürüz. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Eşit hacim ve derişimli KBR, MgCl2, KCl, AlBr3 tuzlarının sulu çözeltileri karıştırıldığında oluşan yeni karışımda derişime en çok ve en az olan iyonlar aşağıdakilerden hangisidir diyor. En çok ve en az. Bir kere arkadaşlar iyonlaşmalarına bakalım. KBr, K artı, Br eksi şeklinde iyonlaşır. M molarsa KBr derişimi, M molar K artı, M molarda Br eksi vardır. MgCl2'ye bakalım. Mg artı 2, 2 tane Cl eksi şeklinde çözünür. M molarsa çözeltimiz, M molar Mg artı 2, 2 M molar Cl eksi iyon derişimimiz vardır. Bu ikinci çözeltiydi. Üçüncü çözeltimiz KCl. K artı Cl eksi şeklinde çözünür. Eşit derişim demişti, eşit hacim demişti hatırlayın. Bu da M molarsa arkadaşlar M molar K artı verir suya. M molar Cl eksi verir. Son çözeltimiz AlBr3. Nasıl çözünür? Al artı 3, 3 tane Br eksi. M molarsa yine M molar Al artı 3 verir çözeltiye. 3 M molar Br eksi verir. Şimdi arkadaşlar her iyonun çözeltiye, toplam çözeltiye ne verdiği belli oldu. Toplam bir çözelti düşünün. Bu çözelti içerisinde bu iyonların tamamı bulunacaktır. Hangi iyonlar? K artı bulunur.
BR eksi bulunur. MG artı 2 bulunur. CL eksi bulunur. K artı bu çözeltiden geliyor zaten yine var. CL eksi yine var. AL bulunur. Artı 3. Bunlar bir çözeltide karışacaklardır. O zaman ne kadar bulunduklarını nereden buluruz arkadaşlar? Toplam hacim aynı olacak neticede. V hacim desek her birine. Toplam hacim 4V olacak. Bu 4V'lik hacimde arkadaşlar bu iyonlar dağılacaklardır. Şimdi K artı iyonuna bakalım kaç tane var. K artı arkadaşlar M molar burada var. M molar burada var. 2M molar. BR eksiye bakalım. BR eksi M molar burada var. 3M molar burada var. 4M molar. MG artı 2'ye bakalım. MG artı 2 M molar var yalnız. CL eksiye bakalım arkadaşlar. 2M molar burada var. M molar burada var. 3M molar. Bir de AL artı 3 kaldı ona bakalım. AL artı 3 yalnız burada var. M molar. Şimdi baktığımızda en çok olan iyonun BR eksi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. En çok olan o. Diğerleri elendi. En az olan iyon da arkadaşlar M molarla AL artı 3 iyonudur. Ve MG artı 2 iyonudur. MG artı 2 ile AL artı 3 de en az olanlar. Yani A seçeneği doğru cevap olacak. Geldik 8. sorumuza arkadaşlar. 100 gram X katısı 1000 mililitre suda çözüldüğünde oluşan çözeltinin molar birleşimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Formülümüzü direkt uygulayalım, detayı görelim arkadaşlar. M eşittir M bölü V. Kütle verildiği için, molarlığı verildiği için M bölü MA bölü V şeklinde de yazabiliriz. 100 gram X'i çözüyoruz. Çözünen maddenin kütlesidir bu. MA'sı 50 bölü 1000 mililitre su diyor arkadaşlar. Dikkat edelim. Çözelti demiyor. Yani 1000 mililitre 1 litredir artı bu çözünen X katısının az da olsa kütlesi vardır. Yani çözeceğimiz madde X çözelti miktarını çok az da olsa artırır. Misal 1,01 litre diyelim veya 1,1 litre diyelim. Neticede arkadaşlar 150'ye bölersek 2. Eğer toplam çözelti derişimi çözelti hacmi 1 olsaydı 2 molarlık bir çözelti elde edecektik. Ancak kesinlikle sorusu olduğu için kaça bölmüş olacağız arkadaşlar? Misal 1,1'e böleceğiz. Yani 2 molardan daha az derişimi olan bir çözelti oluşacaktır. Cevabımız nerede var arkadaşlar? 2 molardan küçüktür. B şıkkında var. 2 molar olamaz. Çünkü kesinlikle iyi soruyor. 2 molardan zaten büyük değildir. 1.9'u bilemiyoruz. Rakamın kaç olduğunu, son çözelti haciminin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de 1.01. 2.1 zaten olamaz. Cevabımız B seçimidir. 9. soruya geldik arkadaşlar. KCl tuzunun 0.5 molü 5 litrelik çözelti hazırlanıyor. 0.5 molü ile. Bu çözeltiye aynı tuzdan çözülmüş bulunan tuz kütlesi kadar tuz eklenip suyun yarısı buharlaştırılmaktadır. Buna göre oluşan yeni çözeltinin derişimi ve hacmi aşağıdaki hangi kapta verilmiştir? Arkadaşlar M eşittir N bölü V'den 0.5 molü 5 litrelik bir çözerek 5 litrelik bir çözelti hazırlarsak 0.1 molarlık bir çözelti elde ederiz. Bu çözeltiye aynı tuzdan çözülmüş bulunan tuz kütlesi kadar diyor tuz eklenip. Şimdi tuz eklediğimizde derişim artacaktır. Aynı miktarda tuz eklersek tuz eklemesi neticesinde, tuz ilavesi neticesinde arkadaşlar çözelti derişimi 0.2 molar olur. Tam iki katına çıkar. Çünkü çözülmüş olan tuz kütlesi kadar tuz ekliyoruz. Sonra suyun da yarısını buharlaştırınca hacmi azaltmış oluyoruz. Su buharlaştırma neticesi arkadaşlar suyun yarısı buharlaşırsa yine çözelti derişimi artar. Son çözelti derişimi 0.4 molar olur. Dikkat edeceğimiz nokta son çözeltinin 0.4 molar olmasıdır. Birincisi bu. O zaman B, D ve E seçenekleri elendi. Peki A mı C mi? Burada bir detay var. Suyun yarısının buharlaştırıldığı söyleniyor arkadaşlar. O zaman çözelti hacmi yarıya düşmelidir. 5 litrelik çözelti hacmi yarıya düşerse 2.5 litre olur arkadaşlar. Cevabımız nedir? C seçeneğidir. 10. sorumuza geldik. XA YB tuzunun
sulu çözeltisinde oluşan iyonların mol sayılarının zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre çözünen tuzun formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar XA, YB gibi bir tuzumuz var ve bunun iyonlaşmasını yazalım. A tane X iyonlaşacaktır. B tane Y iyonlaşacaktır. Tabii biz bu iyonlaşmalar neticesinin mol sayılarını biliyoruz. Ancak çözeltide çözünen tuzun ne olduğunu bilmiyoruz. A kadar X çözüldü. 3A mol sayısı. B kadar Y çözüldü arkadaşlar. 2A mol sayısı. Şimdi 3A'ya 2A mol sayısı ise arkadaşlar 3'e 2 oranı vardır çözünen X ve Y katsayıları arasında. Yani A'nın 3, Y'nin 2 olması beklenir. 3 tane X olduğuna göre arkadaşlar bileşiğimiz X3, 2 tane Y olduğuna göre bileşiğimiz X3, Y2'dir. Yani buna benzer bir bileşik olmalı. Seçeneklerde buna benzer tek bileşiğin E şıkkındaki kalsiyum sülfat olduğunu görüyoruz. Cevabımız E seçeneğidir. 11. soruya geldik. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin derişimi kesinlikle 1 molardır diyor arkadaşlar. Kesinlikle 1 molardır. 1 litre alkol su karışımı içerisinde ne kadar alkol ve su olduğunu bilmiyoruz. Kesinlikleyi sorduğu için mesela 1 litrenin 0,1 litresi alkol, 0,9 litresi su olabilir. Tersi de olabilir. Bilmediğimiz için bunun 1 molar diyemeyiz. 1 mol NaOH üzerine 1 litre su eklenerek diyor arkadaşlar. Bir çözelti elde ediliyor. M eşittir M bölü V. 1 mol üzerine 1 litre ekleniyor arkadaşlar. Ama 1 litre eklenen su çözelti hacmi değil. Yani NaOH'dan gelen X kadar çözelti hacmine eklenen bir NaOH hacmi de var. Bunu eklediğimizde arkadaşlar çözelti hacminin 1 molara yakın olduğunu, pardon, çözelti derişiminin 1 molara yakın olduğunu ama tam 1 molar olmadığını, 1 molardan küçük olduğunu görürüz. Ama bize neyi soruyordu? Kesinlikle 1 moları soruyordu. Bu da yanlış. 1 mol H2O üzerine 1 mol NaCl eklenerek diyor arkadaşlar. M eşittir M bölü V'de 1 mol NaCl'miz var ama 1 mol suyumuz bizim arkadaşlar 18 gramdır. Onu da hacme çevirirseniz çok az bir hacim olur. Yani buradan da yine 1 moların altında bir çözelti oluşacaktır. 0,5 mol NaCl suda çözünerek hacmi saf su ile 500 litreye tamamlanan çözelti diyor. M eşittir M bölü V'de. 0,5 mol saf su ile çözelti hacmi diyor 500 mililitreye tamamlanıyor. Yani 0,5 litrelik çözelti. 0,5'i 0,5'e bölersek 1 molarlık çözelti elde ederiz. D şıkkındaki çözeltimiz 1 molardır kesinlikle. 100 gram suya eklenen 100 gram şeker ile elde edilen su diyor arkadaşlar. M eşittir M bölü V'de. Bir kere şekerin mol sayısını bulacağız. 1000 gram suya böleceğiz. 1000 gram suyun arkadaşlar işte hacminin 1000 mililitre olduğunu, oradan da 1 litre olduğunu düşünelim. Ama şekerin de arkadaşlar 1 mol olması lazım ki 100 gram şekerin 1 mol olma ihtimali yok. Onun için arkadaşlar E şıkkı da 1 molarlık çözelti elde etmemize uygun değildir. Evet, 12. sorudayız. 0,1 molar NaCl, 0,2 molar KF, 0,05 molar AlCl3 ve 0,1 molar NaF sulu çözeltileri eşit hacimde karıştırıldığında 600 mililitrelik çözelti elde ediliyor. Buna göre son çözeltide tanecik sayısı en fazla olan iyon kaç moldür diyor arkadaşlar. En fazla olan iyonu bulmamız lazım. 4 tane çözelti eşit hacimde karıştırıldığına göre arkadaşlar bu çözeltilerin her biri 150 mililitredir. 150'şer mililitredir. Öyle düşünelim. Birincisi bu. İkincisi her bir tuzun suda nasıl iyonlaştığını bilmemiz lazım. NaCl nasıl iyonlaşır? Na artı Cl eksi şeklinde. 0,1 molar olduğuna göre arkadaşlar suya 0,1 molar Na artı verir. 0,1 molar Cl eksi verir. KF nasıl iyonlaşır suda? K artı F eksi. 0,2 molar ise arkadaşlar 0,2 molar K artı verir suya. 0,2 molar da F eksi verir. AlCl3 nasıl iyonlaşır? Al artı 3. Dikkat edelim 3 tane Cl var. 3 tane ClX şeklinde iyonlaşır. 0,05 molar olduğuna göre arkadaşlar 0,05 molar Al artı 3 verir suya. 0,15 molar ClX iyonu verir.
Son olarak NaF tuzu arkadaşlar. NaF suda nasıl iyonlaşır? Na artı F eksi şeklinde iyonlaşır. NaF 0,1 molarsa arkadaşlar Na artı 0,1 molardır. F eksi 0,1 molardır. Evet. Şu anda bütün tuzları iyonlaştırdık. Ve en fazla iyonlaşan iyon hangisi? İyon sayısı en fazla olan onu bulacağız. Mesela Na artı nerelerde var? Bir burada var 0,1 molar. Bir de burada var 0,1 molar. Yani 0,1, 0,1 daha arkadaşlar. Na artı 0,2 molar. Cl eksiye bakalım. Cl eksi 0,1 molar burada var. 0,15 burada var. 0,1 artı 0,15. 0,25 molar Cl eksi geliyor. K artıya bakalım arkadaşlar. K artı. K artı 0,2 molar burada var. Başka da yok. 0,2 molar. F eksiye bakalım. F eksi 0,2 molar burada var. 0,1 molar da burada var. Yani 0,2 artı 0,1 0,3 molar. Son olarak Al artı 3 kaldı. Al artı 3 de ne kadar arkadaşlar? 0,05 molar. Şimdi karşılaştırmamızı yaptığımızda en yüksek molariteye sahip olan iyonun F eksi olduğunu görürüz arkadaşlar. Bize F eksinin kaç mol olduğunu soruyor. Şimdi bir maddenin mol sayısını bulabilmek için arkadaşlar M eşittir M bölü V formülünde M ile V'yi çarpmak lazım. Yani N F eksi son durumda F eksinin mol sayısını bulmak için birinci çözeltiden gelen mol sayısıyla ikinci çözeltiden gelen mol sayısını toplamalıyız. Ama M'yi V'yi çarparak. Yani N F eksi F eksinin mol sayısı birinciden gelen ne kadar arkadaşlar? 0,2 molar çarpı 150 mililitre. 0,2 molar çarpı 150 mililitre. Mililitre alıyorum çünkü 1000 mililitreye bölerek en son mol sayısını bulacağım. İkinciden gelen arkadaşlar 0,1 çarpı 150. 0,2 çarpı 150 30. 0,1 çarpı 150 arkadaşlar 15 bölü 1000. Yani 45 bölü 1000. O da arkadaşlar 0,045 mol toplamda. Son çözeltide F eksi iyonunun mol sayısıdır. Yani cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bugün 12 soruyla molariteyi tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.